Herkese merhabalar. Eda ve Mert'le Final Set'ine hoş geldiniz. Mert hoş geldin. Merhabalar Eda. Herkese selamlar. Arkadaşlar biliyorsunuz Avustralya açık ilk hafta. Bugün biz bu programı çekerken erkekler dördüncü tur bir grup maçı oynandı sabah saatiyle. Tabii Türkiye ile gece saatiyle diyelim. Şimdi Alex de Minaur, Andrei Rublev maçının üçüncü seti oynanıyor. Kadınlarda ve erkeklerde dördüncü tur maçları bir kısım oynandı. Yarın bu dördüncü tur maçları tamamlanacak. Zaten belli bazı çeyrek finalistler de belli oldu ama biliyorsunuz bizim bu ilk haftamız. Genel şöyle bir özet yapmak yani neler oldu, kimler elendi, sürprizler nelerdi, bir eşleşmeler açıkçası artık belli oldu. Mert dilersen kadınlar tarafından başlayalım. Tabii. Tabii. Çünkü arkadaşlar herhalde en büyük sürpriz tarafı kadınlarda oldu değil mi? Yani şimdi erkekler listesine bakıyorum. Hani ilk 6 zaten yerinde duruyor. Fakat kadınlarda arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. İlk 8'de bir tek Arina Sabalenka'yla seri başlar açısından konuşuyorum. Bir de Coco Gauff duruyor. Yani Świątekler mi? Rybakinalar mı? Ons Jabeur'ler mi? Wondrusova'lar mı? Yani kimler elendi, kimler? Diyerek bir önceden bir söylemiş olayım. Bir içimden bir atayım. İçimden atayım. Ve şöyle yapalım. Hani hep öyle yapıyoruz ya. Dördüncü turlardan başlayayım, geriye mi gidelim? Tabii. Yani çünkü mesela bu sabaha karşı oynanan maçlar oldu arkadaşlar. Dördüncü tur maçları ve böylelikle zaten göreceksiniz yani Allah Allah. Yani biz şimdi ilk videoda neler tahmin etmiştik dördüncü turlar için neler oldu? Yani hani Evet. Zaten ilk turda hatta Zeynep de vardı. Üçümüzün de tahminleri suya tabii. düşmüştü de kadınlar tarafından. Üstten başlarsak bir tur onlar dünkü maçlar. Yani bir tur dördüncü turda onlar hala. Bugün oynanan dördüncü tur maçları ve çeyrek final belli oldu onlar da. O Evet. tablonun aşağısı oluyor zaten. Evet. Biz en Aynen. yukarıda Iga Świątek diyecektim ağız alışkanlığından. Hayır, Linda Noskova ve Evet. Svitolina ile o tarafta Aynen. başlayabiliriz. Ne dersin? Aynen öyle başlayalım. Yani şimdi şöyle diyelim. Yarın oynanacak bu tablonun üst tarafı yani Mert'in dediği Iga Świątek 1 ile aşağıda 64 Jessi Pegula arasındaki o bölümdeki Jessi Pegula da erken gidenler arasında. Dediğim gibi yani burada ilk 8'de bir katliam oldu. Kadın tarafında gerçekten. Yarın oynanacak. Ben size dördüncü tur maçlarını söylüyorum. Linda Noskova, Elina Svitolina. Victoria Azarenka, Diana Yastremska, Yasmin Paolini, Anna Kalinskaya, Jinwen Zheng ve Oceana Dodin. Yani şimdi herhalde yani yaz deseler bir dördüncü tur maç grubu. Yani ben böyle bir Azarenka tutuyor benim. Belki şuralarda bir yerlerde bir Svitolina ile Zheng gibi yazmış olabiliriz ama böyle bir sekizli yok yani. Benim bir tek canlı Azarenka var burada. Diğeri hepsi Azarenka. evet. Değil mi? Yani şimdi ve bu maçlar yarın oynanacak. Dolayısıyla bu tablonun üst tarafından geriye doğru gidersek herhalde çok büyük sürprizlerden bir tanesi. Şimdi seninle onu konuşalım. Noskova'nın bu Çek genç yıldızın genç oyuncunun daha doğrusu ki Çekler gerçekten her şeyde biz bunu muhakkak bir konuşuruz Mert'le. Ya nasıl bir fabrika bunlar? Ne oyuncular çıkıyor diye. İşte o Kadınlar da müthiş. oyunculardan değil mi kadınlarda? Üçüncü turda bir numara Iga Świątek'le oynadı. Güzel de maç oldu. Üç sette. Ama geçti yani. Evet. Noskova, Eda geçen haftaki galiba programda biraz bahsetmiştim Noskova'dan. Yani çok da hatta demiştim ki bir sürpriz yapabilir ama Şiyontek'e gidiyor diye yapamaz falan diye demiştik tabii. Noskova çok formda bir oyuncu. Brisbane'de yarı finale çıktı. Brisbane'de yarı finalde elendi ve çok güç üretebilen bir oyuncu. Çok sağlam vuruşları olan bir oyuncu. Çok atletik bir oyuncu değil ama çok sağlam vuran bir oyuncu ve şöyle söyleyeyim, en hızlı Sabalenka ile bile oynasa, bak Sabalenka ve her topu hızlı vuranla bile oynasa ona cevap verebilir. O timing var. Yani el göz koordinasyonu timing var. Noskova'da genç de bir oyuncu, gelişmekte olan bir oyuncu ve çok iyi bir antrenörle çalışıyor. Thomas pardon, Thomas Krupa ile çalışıyor. Çok iyi bir antrenörü, deneyimli.
deneyimli bir antrenör. Ve önceden de Pliskova gibi çok üst düzeyde oynamış, oyuncuları çalıştırmış bir antrenör. O yüzden Noskova'nın gelişimi, yani son bir senedir gelişimi böyle bir yerde bir patlama yapabileceğini aslında gösteriyordu. Ama çok radara girmeyen bir oyuncu. Çünkü yani ne bileyim, hani böyle bir karakteri, konuşmasıyla falan, karizması falan çok göz dolduran bir oyuncu değil. Zaten çok da konuşkan bir kişiliğe de sahip değil. Evet. Ama çalışkan, dediğim gibi bir antrenörle çalışıyor ve form durumu zirve yapmıştı. Yani Avustralya'ya gelirken Brisbane'deki çıkardığı maçlarla buraya formunun zirvesinde geldi. Üçüncü tura çıktı. Ben diğer bir grupta tur birer maç seçiyoruz kadın ve erkeklerde kim kazanır diye. İşte ben başka bir maçı seçtim ama dedim ki ya, çünkü sürpriz seçene ve doğru bulana daha fazla puan veriyorlar o grupta. Ya acaba Moskova'yı seçti miydim Şviyontek'e karşı diye, bir bomba patlatacak falan diye düşünmedim de değil. Söyledim de hatta bunu grup liderine. O benle dalga geçti bugün, niye onu yapmadın diye. Brisbane'da biz Zeynep'le beraberken onunla bir yarım saat vurduk. Yani ısınma vuruşu vurdu kendisiyle. Ve hakikaten topları gülle gibi geliyor. Veda, yani normal antrenmanda vururken bile çakıyor topa. Yani çakıyor topa dediğim, kontrollü çakıyor ve topun geliş ağırlığı çok, yani devir daim çok yüksek topta. Spin açısından değil, yük açısından yani. Onun için dikkat edersen de Świątek, Noskova'ya karşı forehandlerinde çok zorlandı. Yani o Noskova'nın gülle gibi. Ben de onu soracaktım. Niye yüklü... o kadar zorlandı diye. Şimdi forehand tutuşu Świątek'in Western Grip. Yani ondan yani toprakta o kadar da başarılı olmasının sebeplerinden biri de bu. Western Grip'le oynuyor. Yani çok kapalı bir grip'le oynuyor. Świątek hazırlarken raketin kafası yere doğru açılıyor. O yüzden top spin'i yüksek olan vuruşlara sahip olanlar Western Grip'le oynarlar genelde. Świątek de forehand'le top spin'e sahip. Backhand'i daha düz, kapalı bir gribi var backhand'de. Hafif Medvedev'inkine benziyor yani gribi backhand'de. Ama Medvedev'le stil olarak hiç alakaları yok bu arada, onu da söyleyeyim, ama yani gribin kendisinden bahsediyorum. Tamam. O yüzden backhand'de zorlanmıyor. Yani forehand'ine çok hızlı vurulursa yalnız, Western gribiden doğru bilek rotasyonu kullanmak zorunda olduğundan çok hızlı gelen toplarda Świątek'in forehand'i bazen zorlanabiliyor. Nitekim burada da öyle oldu. Bazı toplarda yani raketi geri açıp kontak noktasında gelene kadar geç kaldı Świątek ve topları uçtu. Yani geç kalınca ne oluyor? İstediği gibi bilek atmasını, çevirmesini beceremiyor. O top spin'i elde edemiyor. Haliyle top dümdüz uçmaya falan başlıyor. Bunlar oldu maçta. Noskova'da güven kazandıkça daha sert vurdu, daha köşelere vurdu. Geri giderken winner'lar vurdu. Çok enteresan şeyler yaptı. Şimdi Świątek taraftarları diyebilir ki ya Świątek de kritik puanlarda çok basit hata yaptı. Onlar basit hata değildi. Yani Noskova'nın yarattığı baskının ve top hızının, Świątek'in de eyvah galiba maç gidiyor psikozuna biraz girmesinden dolayı son setin son 2-3 game'i Świątek hakikaten hatalar yaptı. Ama Noskova'ya da burada şapkayı çıkarmak lazım. Süper, süper anlattın. Çünkü hakikaten ben diyordum bu forehandleri niye hiç hep içeride bir çözüm bulamadı diye anladım şimdi. Teşekkür ederim. Yani çok hızlı, çok baskı bu. Evet. Świątek'in genelde rakiplerine uyguladığı baskıyı Noskova uyguladı yani Świątek'e. Evet, gerçekten güzel de maç oldu. Şimdi karşısında yani doğumdan sonra hatta performans ve işte skor bazlı sonuç açısından daha başarılı bir yol kat eden, yani sonuçlar alan Elina Svitolina. Yani gerçekten Tomova'yı geçti, Golubic'i geçti. Şimdi dördüncü tur maçında yarın onunla karşılaşacak. Aşağı doğru inmeden bir kısa not verelim. Świątek'in ikinci turda karşılaştı. Yani ilk turda Sofia Kenin'i geçmişti. İkinci turda Collins'i geçti ki Collins de aslında hep zorlu bir rakiptir. Gerçekten ters bir oyuncu. Onu da öğrendik ki bu sezon sonmuş. Ben gerçekten şaşırdım. Çok yani ilginç. Çünkü o maç şeyden döndü, ipten döndü. O gidiyordu yani. Świątek'in evet, 4-2 ikinci set 4-2 40-0 öndeyken Daniel Collins. Świątek sersinde 0-40 öndeyken 4-2'de. Maçın kontrolü de tamamen Collins'in elindeyken. Świątek'in orada hakikaten şampiyon gibi oynaması. Yani 3 tane puan oynadı. İkisinde çok iyi servis attı. Bir diğerinde de çok derin bir top attı. Daniel Collins uzatmak zorunda kaldı. Oradan düz yaptı.
Deuce'de Daniel Collins'in kötü bir kararı var. Kötü bir drop shot kararı var. Ondan sonra Swiatek tekrar iyi bir servis atıyor. Ve 4-2 0-40'dan çeviriyor. 4-3 yapıyor. Ondan sonra da Collins'in şüphe duyarak daha fazla top kaçırmaya başlaması ve Swiatek'in olmayacak maçı döndürmesi. Yani Kesinlikle bu öyle onun için oldu, evet. Ve aynen öyle oldu. sonra öğrendik ki Kalins'in de zaten son sezonuymuş. Evet, öyle dedi. Evet, İlginç. Yani şaşkınlık oldu ama. kama anlarını özleyeceğiz. Yani bu arada bir tavsiye ederim. YouTube'da bir dakika 20 saniyelik falan bir şey var, Ay. klip var. Tamamen Daniel Collins'in kama anları. Kamanları Çok mı? çok çok, çok Yani haykırışlara gerçekten inanılmaz. yani kort dışı röportajlar da çok komik bir kadın. Ama kort personasını sevmiyordum. Hani ne Ben de pek derler? sevmem Hep açıkçası. sevmem yani. Hani böyle bir sempatik Agresif. yoktur. Şey gelir bana böyle dediğin gibi o Agresif. kamanları bir sevsinler. Ama Agresif. şaşırdım. Ama Şeyde ya şunu da hani söyleyeyim. Noskova ile Svitolina maçı ilginç geçer. Hani nasıl geçer? Świątek'i yendi. Dünya bir numarasını yendi. Svitolina'nın haydi yener diye düşünmeyelim. Düşünmeyelim, değil Çünkü mi? Svitolina Świątek agresif ve oyunu dikte etmeyi seven bir oyuncu iken Svitolina tam aksine gülleleri absorb edebilen bir karaktere sahip. Yani o gelen Noskova'nın ağır toplarını çevirmesini bilecektir. Ne bileyim Świątek ikincisinden üçüncüsünden sonra hata yaptıysa Svitolina 6. 7. belki 8.'den sonra hata yapacaktır. Noskova'nın daha fazla sağlam, daha fazla üretmesi gerekecek. Yani bu vurduğu vuruşlardan daha fazla üretmesi gerekecek. Świątek'in zorlanışın sebebi Noskova'ya karşı kendisinin oyunu dikte edemeyişi. Yani şu en iyi oyununu orada ortaya koyuyor Świątek. Kendisi dikte ettiği zaman baseline rallilerini. Svitolina illa ki ben dikte etmek zorundayım baseline rallini diyen biri değil. Gerekirse 30 vuruşluk rally de yaparım ben diyen biri. Onun için Noskova'nın Svitolina'ya karşı bir nevi Świątek tipinde bir oyun oynayıp ki zaten öyle oynuyor. Ama bunu consistent yani daha istikrarlı yapması İstikrarlı bir gerekecek. şekilde Bakalım yapması gerekiyor. göreceğiz. Noskova soğukkanlı birine benziyor. Eğer bu zafer sarhoşluğu buraya gelmenin ilk defa bu kadar ileriye gitmenin bir kariyer patlaması yaptığı bir turnuvanın genel perspektifine katılmayıp anda kalabilirse yani maçın anında kalabilirse Svitolina'yı da yenme şansı var. Noskova'nın şu 3 turdaki performansını gördükten sonra çok da şok sürpriz olmayacağım ben. Evet. Bundan sonraki önde çıkan oyuncuları yenerse. Evet, çünkü gerçekten şimdi kuraya bakınca en büyük şok benim için de Iga olurdu yani Noskova'nın önüne gelecek olanlarda. Çünkü şimdi alt tarafa hemen geçiyoruz. İkinci, dördüncü tur karşılaşması Azarenka ile Yastremska arasında. Mesela Yastremska'ya şaşırdım. Evet. Yani gerçekten çünkü hiç radarımda da kalmamış. Ne yaptığını da açıkçası çok takip etmiyordum. Bu kadar formda geldiğini de O. bilmiyordum. Şimdi dediğin şu son cümlen senin anahtar cümle. Yastremska önceden iyi sonuçlar almamış bir oyuncu değil. Evet. Junior senelerinde ve geçmişte de dikkat çekmiş bir oyuncu. Evet. Güzel sıçrayışları da oldu bazı turnuvalarda. Ama form durumunun bu kadar bir turnuvada bu kadar ileri gelip de dördüncü tura Evet. geleceğini pek beklemiyordu. Kimse beklemiyordu yani. Evet, ben de beklemiyordum. Aynen. Ve karşısında Elemelerden Azarenka de var. geldi üstelik. Değil Yani mi? elemelerde de bu Elemelerden. arada zor bir maç geçirdi. Az kalsın elemede eleniyordu bir turda yani. Evet. Ve şöyle söyleyeyim. Karşısında Azarenka var. Azarenka Evet. da 3. turda Ostapenko'yu falan yendi geldi. Tausen'ı Bravo. yendi. Gerçekten bu da güzel eşleşme. Yani Güzel şimdi eşleşme ama yani ben şimdi tabii iki kez Świątek şampiyon evet. sözünü unutma da iki kez şampiyon şimdi Azarenka ya. Yani zaten hani diyordum nostalji. Tabii. Hani ben Yok oradan bence de Azarenka o maçın galiba net favorisi. Azarenka çıksın. Sen ne diyordun? Tam Iga diyordun. Yok onu diyecektim. Yok yok hayır Onu diyecektim. Azarenka o maçın net favorisi yani. Evet, bence de. Her ne Aynen kadar ve Yastremska iyi gidiyorsa da. iyi gidiyorsa da yani buradan aslında işte bir çeyreğe buradan da biri gelecek. Hemen alta doğru iniyoruz ve evet ya benim favorim yani ben Rybakina falan derken şahane maç oldu. Yani gerçekten çok güzel maç oldu arkadaşlar. Bilinkova ile Rybakina'nın maçı.
ikinci tur maçı ama bir tiebreak var. Yani böyle heyecandan titi 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 herkes herhalde ekran başında tırnak yedi. Kardeşi falan Rybakina'nın şey geçiriyordu böyle hani kalp krizleri geçiriyordu yani acayip heyecanlıydı. 42 puanlık bir tiebreak 22-20'de bitti. Müthiş. Çok yarım heyecanlıydı. Saatten uzun sürdü galiba değil evet, mi? Evet 33-34 dakikalık bir şey. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Hatta işte dendi ki en uzun Avustralya açıkta işte kadınlar tiebreak'i. Sonra biri dedi ki yok en uzun Grand Slam kadınlarda tiebreak'i falan. Böyle bir şey geçildi. Şu detayı verelim Eda onu konu söylerken. Evet. En uzun tiebreak derken bence bu 10 puanlık tiebreakler kategorisinin altını çizmek lazım. Yani en uzun tiebreak çünkü neden? 7'de bitmedi tiebreak. 10'da Tabii. biten bir tiebreak oynandı. Evet. Bunun farkı da şu. 9-7 olmuştu bir anda bir ara. Hı hı. Normal tiebreak oynanan yani 7'ye kadar olan her zaman alıştığımız tiebreak oynanıyorsa o tiebreak 9-7'de bitmişti. Evet. Anladın mı? 10'a kadar uzadı evet. ve ondan sonra uzadı. Yani onun için bu ne bileyim şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Diyelim ki slam'lerde kadınlar 5 set oynamaya başlasa veya hı. erkekler 3 set oynamaya başlasa. Bundan sonra kazanılan slam'lerde de bunun altını çizmek gerekecek. Yani mesela birisi 5 tane slam kazandıysa evet 3 setlik devirde kazandı. 5 setlik devirde. Yani bunlar farklı şeyler. O yüzden bu Blinkova ile Rybakina'nın oynadığı 22-20'lik tiebreak evet en uzun tiebreak olarak teknik olarak tarihe geçiyor. Ama bunu sağlayan faktörlerden biri de 10 puan üzerinden 10 puan oynanan bir üzerinden tiebreak olması. Oynanan tiebreak. Evet. Evet. Aynen öyle. Acayip yani keyifli maç. Belinkova da çok çok sağlam oynadı o maçta. Yani mental olarak da bambaşka bir durum. Çok da heyecanlıydı. Yani öyle en tadı damağımda kalan mesela hani kadın tarafında da şeyde de mesela erkekler de çok heyecanlı maç şu an hatırlamamakla beraber oraya geçince hatırlarım da belki. Var var çok Kadınlarda vardı ama bu tiebreak müthişti. Bir de bu tiebreak'e gelmeden mesela evvel de yani 5-4, 5-5, 6-5, 6-6 game'leri oralar. Yani o kadar tiebreak'te bir 18-17 puanı oynandı mesela. Evet. O kadar ya o kadar son bitiş, finish çizgisini geçiş o kadar heyecanlı oldu ki değil oraya mi? kadar gelen heyecanları unuttuk. Yani müthiş bir son Doğru diyorsun. son yarım Acayip. saat demeyeyim çünkü son yarım saat tiebreak'in kendisi ama Evet. müthiş bir son bir saat oldu yani Evet, maçta. gerçekten çok güzel maç oldu. Şimdi o mesela ben bu Yasmin Paolini'yi hiç düşünmezdim. Yine onun karşısına gelecek. İlham Edacığım ilham. İlham Bizden mı? Bizde senden de benden de kısa birisi. İkimizden de kısa Yani boylu Yasmin biri. Paolini İtalyan. Arkadaşlar 3. turda Bilinkova ile karşılaştı. Onu yendi ve şimdi 4. turda Kalinskaya'nın rakibi oldu. Şimdi bu maçlar yarın. Bu da mesela hiç benim sıfır çektiğim bir şey tahmin Kesinlikle. bölümünde Bu bir maçları bölüm. sıfır Nasıl çekiyorum. Yani diyorsun? ikisini de çok iyi tanımama rağmen kim kimi yener bilemiyorum. Yani Kalinskaya çok formda geliyor. Paolini çok formda geliyor. Bir damla Paolini'yi tutuyorum. Çünkü Kalinskaya karşıdaki oyuncuyu streç eden, zor durumda bırakan biri. Paolini ise çok çabuk. Bir kere Paolini hakikaten çok çabuk bir oyuncu. Her topa anında gelen bir oyuncu. Ve Paolini baseline çizgisi üstünde durup topları erken alan biri. Evet yani bu arada Paolini'nin antrenörü de Renzo Furlan. Bir İtalyan arkadaştan duydum bunu. Renzo Furlan eski tenisçi. Ve Paolini'nin bir yere gideceğine kimse inanmazken Renzo Furlan Paolini'yi ele almış ve Ne güzel. onu çalıştırmaya başlamış ve hakikaten bir yerlere geldi. Yani ilk 30'da. Ya Paolini Evet. ilk 30'da. Evet, çok Ya önemli bir şey bu. Evet. görsen Players Area'da dolaşıyor mesela. Minnak bir şey. Kimsenin dikkat etmediği minnacık biri. Evet. Yani hiç kendi halinde zaten. İnanılır gibi değil. Bravo. Şapka çıkarıyorum kendisine. Çok sevindim yani. İtalyanların çoğu zaten İtalyan kadın oyuncuların çoğu Evet. iyi insanlar. Hakikaten insan olarak da Evet. insanlar. Jasmine Paolini de çok benim gördüğüm kadarıyla kibar, gülümseyen, etrafıyla iyi geçinen, fazla konuşmayan, kendi işine bakan birisi. Evet ve bir diğer istersen şey karşılaşma Jingwen Zheng. Onu bekliyorduk bak. Yani bir atak Jingwen yapar. Zheng, evet az kalsın Jingwen şarkı söylettirecekti maçtan sonra Zheng'e. tekrar. Değil mi? Yüreğim hopladı. İyi ki Benim kendisi. ama kızım da hopladı yüreğim.
Evet, o da Yani refüze etti söyletmeyeceksin zaten. değil mi dedi. Arkadaşlar orada bir maç sonu röportajda bir en sevdiğin İngilizce şarkılar sen karaoke yapmayı seversin dedi de. Petkoviç dedi değil mi? Petkoviç mi Evet, yapıyordu? evet. Ondan sonra ay İspanyolca dedi, söyletmeyeceksin İngilizce değil mi? dedi. Evet aynen kız bir korktu diye, bana söyletmeyeceksin değil mi? Biz de korktuk demek zaten. Yüreğim Aynen. laf etmiş. Valla şimdi bu Jenk'ten bir atılım bekliyorduk. Evet Evet. o atılımı yaptı. Fakat aşağıdan tabii Pegula falan, Burel, Trevisan derken gayet Oceana Dodin. Dodin mi Doden mi? Oseyan Doden. Oceana Doden. Aynen bu Evet, Fransızca aynen şeyleri öyle. sana söylemekte fayda var. Oceana Doden. Oseyan da okyanus demek bu arada. Ha, Kızılca okyanus şey yani, evet. yaptık. Oceana Okyanus Doden. Oceana Doden. Doden. Evet, Güzel isim. okyanus gibi geliyor ve de boğuyor kendisini. Zaten cüsseli bir, uzun boylu bir Evet. arkadaşım Oseyan. Evet. Çok ya, toplara inanılmaz sert vuran, karşı tarafı hiçbir şey vermeyen, ritim vermeyen, puanları 2, 3, 4 vuruşta bitirmeye çalışan bir oyuncu. Böyle oyuncular var. Yani var, o yok değil. Ve oyunu tuttu mu korttan böyle rezil olmuş hissiyle çıkabilir rakip. Öyle bir oyuncu Yapma. yani, anladın mı? Evet, O yani derece. hiçbir topa yetişemedim. Ezildim, mahvetti beni. Beni acemi gibi gösterdi falan psikozuyla çıkabilirsin korttan. Öyle bir oyuncu. Ama aynı zamanda buna mukabil yani diğer madalyonun diğer yüzü, bazen çıkıyor bir maç oynuyor. Her şeyi kaçırıyor. Yani hiçbir şeyi içeri sokamıyor. Ve kaybettiği maçlar, Doden'in geçen sene kaybettiği, daha doğrusu geçen sene son 6-7 ayda kaybettiği bazı maçlar var. O rakiplerin ismini söylerim sana. Belki duymamışsındır hiçbirini. Yani çok kötü oynadığı maçlar da oluyor. Ama işte böyle tuttu mu da çok iyi Tutuyor gidiyor. diyorsun. Evet, aynen. Böylece burada da gayet iyi gidiyor. Yani yendiği oyuncular hafif oyuncular değil. Formda oyuncular yendi. Bürel'i yendi mesela geçen turda, üçüncü turda ki Evet. Bürel formda geldi buraya. Ve şey yani ilk yüzün içinde değil Doden galiba, bir yanlış bilmiyorsam. O yüzden yok, pardon, girdi. İlk yüzün içine ucuyla girdi ve ana tabloya girdi galiba burada, o sayede zaten. Ama iyi yani. Döden'in buraya çıkması sürpriz. Sürpriz. Şimdi bak, sen de göreceksin Cang'a karşı. Olur da Döden'in oyunu tutarsa Cang'ın çabukluğunun her santimetresini kullanması gerekecek. Yani kullanması gerekecek. Ama Öyle de bir tutarsa da eşleşme. bakacağız. Tutarsa bakacağız o zaman. Ve tablonun alt tarafına yani Maria Sakkari 68 ile 128 arası, Arina Sabalenka arası. Na şöyle bir gelince işte buradan zaten giden de gidene hemen Maria Sakkari'ler vesaireler herkesler gitti buradan. Hele bizim Minister of Happiness ikinci turda gitti Maalesef. gerçi oraya geleceğiz. Şimdi hemen tablonun üst tarafından bu sabah oynanan yani bizim saatimizle gece yarısı oynanan dördüncü tur alt tarafta dördüncü turlar tamamlandı. Çeyrek finalistler belli. Ben şöyle söyleyeyim bu sabah Kostyuk Timofeva'yı yendi. İlk çeyrek finalist oldu. Onun karşısına Coco Gauff Magdalena Fraiche yenmişti. O geldi. Yani Kostyuk Gauff bir çeyrek final elimizde bir. Tablonun alt tarafında Mira Andreeva ile oynayan Krejcikova 3 sette geçti genç oyuncuyu. Krejcikova yazdırdı adını ve onun da karşısına geçen senenin şampiyonu Arina Sabalenka geldi. Sabah gayet net bir skorla geçmişti. Dönme yani daha doğrusu dönüş turnuvasında olan Amanda Anisimova'yı. Yani şimdi böyle bir elimizde bu tarafta bir çeyrek finaller var. İstersen şimdi tekrar şöyle bir bakalım. Tabii. Burada herhalde iki oyuncu gayet iyi sağlam gitti kadın tarafında. Biri Goff'tu, Kesinlikle. biri Evet. Sabalenka'ydı. İkisi de Hatta zaten Eda, çok temiz. turnuvanın en sağlam giden iki oyuncusu diyebilir miyiz? Evet, en Goff'la sağlam. Sabalenka'yı. İkisi de çok takır 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 hiçbir sıkıntı yaşamadan gayet maçlarını yaptılar, çıktılar. Ve Goff'la Sabalenka birer şekilde kendilerini buraya yazdırdılar. Şimdi Kostyuk mesela evet Kostyuk da hani 2017'de burada Junior'larda şampiyon bir oyuncu. Evet o da başarılı olan ama dediğim gibi ben mesela onun da bu kadar bir çeyreğe kendini yazdıracak durumda olduğunu mesela bilmiyordum. Yolu da açıldı Eda. Yolu Yani da yolu da doğru, açıldı. yolu da Avanesyan açıldı. 3. tur. Timofeva 4. tur. Yani bu bir slam'de hiç de Evet. şikayet edemeyeceğim bir kura şansı yani. Valla Timofeva'yı da ben burada gördüm. İki maç izledim. Beğendim. Bir İyi, iyi oyuncu Bosniaki geç. maçında
Evet. Yani ilk defa burada izledim. Ben çok beğendim. Hem Wozniacki maçında izledim. Sonra Haddad Maya ile olan maçında izledim. O Bayağı çok iyi. geri O döndü. çok sürpriz O değil galibiyet. mi? Bak, o Başta harika mesela galibiyet. evet yani mesela Haddad Maya'yı yazıyordum ya ben buraya. Hani Aynen aynen. gerçekten o çok acayip bir galibiyet oldu. Sonra Kostuk'ta burada Timofeva'ya geçmiş. Goff'un maçları hep ilk böyle 3 ya da 4'e koydular. Yani gece 3 ya da 4 bizim saatimize göre. Goff'a hiç denk gelmedim. Çünkü ben genelde kalktım mı 5'lere Yok, ben denk kalkıyorum. geldim, gayet formda. Denk Gayet geldim gayet. formda ama zaten hani formda olmasa böyle çıtır çıtır gelmez. Yani şey Evet. yapmadan gelmiş. Burada direkt kendini yazdırdı. Bizim arada şöyle bir şey oldu. Hani ilk tur maçında Caroline Garcia, Naomi Osaka ne yapar dedik. O güzel bir maçtı Güzel bence bir maç. harita Canlı açısından. seyrettim ben o maçı. Ben de Çok hoşuma aynen. gitti. Ben onu zaten özellikle izlemek istiyordum. Yok, canlı O derken yani şeyde, stadda seyretmiştim. O son günümüzde orada. hatırlıyorum. Evet. Canlı. Sen Ya de oradaysan nasıl haber vermezsin hayaller bana? gerçekler ya. Peki. Hayaller şeyler yani. Hani gerçekten. Ben de evet ben de diyorum canlı. Allah'ım ya Rabbim. Yok Çok yok, hoşum. ama ya şey, o Doğru. maçta bir servis Güzel şov vardı. fotoğrafım Yani da vardı fotoğrafımız. evet, Hatırladım. şey vardı. Servis şov vardı. Yani hem Evet. Osaka hem Garcia harika servisler attılar o maçta. Gayet iyi. Ama işte bence Osaka'nın yapabileceğini bu sene veya önümüzdeki sene neler yapabileceğini ölçmek için iyi bir maç değil o. Çünkü kötü oynamadı Yok ama kötü değildi. Ben beğendim. evet, iyi oynayan bir Garcia ile oynadı ve daha çok maç eksiği var Osaka'nın. Evet. Heyecan eksiği var. Bakın, bu yani uzun süre oynamamanın getirdiği handikaplardan biri de her hafta, 2 haftada bir, her haftada bir duyduğunuz heyecanı, önemli puanları oynama alışkanlığınızın gitmesi oluyor. O zaman bir senedir bunu hissetmediğiniz için, tamam, ne kadar iyi forma girerseniz girin, tekrar maç rutinine girip o heyecanı yaşayıp ilk defa o puan geldiğinde onun bir eksikliğini yaşarsınız. Yani uzun süredir ben kendim bu durumdayız. Bir hafıza eksikliği oluyor. Yani bilinçaltı oluyor bu. Ve o biraz o açıdan bence Osaka biraz handikaplıydı. Ama eski formunu bulması açısından ben Osaka'yı çok uzak görmedim. Yani aslında Ben de ümit veren bir, beğendim. evet, ümit veren bir maçtı. Bence hem Brisbane hem Burası. Avustralya turnuvaları iyi bir geri dönüş turnuvaları oldu Osaka için. Kesinlikle ben de katılıyorum. Beğendim bir de. Biraz şöyle aşağı inersek işte bugün oynanıp Krejcikova'nın Andreeva'yı yendiği dördüncü tur maçının biraz gerisine gidersek burada Andreeva çok işler yaptı. 16 yaşında arkadaşlar. Gencecik böyle insanı heyecanlandıran ya böyle çok da sempatik böyle güneş gibi bir oyuncu. İnsan seviyor, seyretmek istiyor ve onca böyle bir ikinci tur maçı var. Yani Top Ons'ta bir göstermedi. yani top göstermedi de yani Ons Jabeur neredeydi? Yani şey olarak Evet. oradaydı da Evet. kendisi yoktu. Hayır bir sakatlık falan şeyi de yoktu. Bir MR'si de Yok, görmedik. Sonrası tamamen değil böyle mi? maç yanından geçti gitti onun. Şey yapamadı yani, Hiç kavrayamadı yani bir türlü. hiç Doğru oyunu da böyle oynamadı bu arada. değil mi? Yani mesela Hiç oynamadı. Dian Parry, yani Timofey'in Hı. 5-1'den döndürüp Sonraki. çevirdiği maçta Dian Parry veya bu sabah Krejcikova doğru oyun oynadılar. Yani değiştirdiler. Andreeva'nın o şeyine girmediler. Ritmine illaki girmediler. Ama Ons Jabeur'de bu vuruşlar olmasına rağmen, yani çok iyi Hiç. karıştırabilen biri olmasına rağmen, çoğu rolde Andreeva'nın temposunda topu hızlandırıp onu hızla yenmeye çalıştı nedense. Footwork olarak, yani bacak çabukluğu olarak Andreeva ile açıkçası Jabeur aynı değil. Jabeur daha çok antisipasyonla oynayan, sezgiyle oynayan bir bacak çabukluğu yapısına sahip. Tam aksine Andreeva her topa yetişebilen gayet hızlı bir oyuncu. Yani bilmiyorum, IQ olarak da formda değildi Jabeur o Yok hiçbir maçta şekilde açıkçası. formda değildi. Evet. Yani şey olarak gelmiş ama kafa hani ruh o gelmemiş ve zaten skor da belli ediyor. Bazen Evet. hani skorla hiç eşit gitmez Şey ama şokunu burada da yaşadı hakikaten yani. gitti. Bu her ne kadar duymuş olsa bile, yani bu nasıl olur şokunu da yaşadı. Bu 16 yaşındaki herhalde, yani daha doğrusu kafasının içine giremiyorum tabii ama tahmin ediyorum sadece. Yani 16 yaşındaki kız herhalde Slam turnuvasında benim gibi yüksek bir seri başıyla oynuyor. Biraz heyecan yaşar.
beklentisine girmiş olabilir. O heyecanı yaşamadı Andrea Yaşamadı. kesinlikle. Yani onun şokunu da yaşamıştır diye tahmin ediyorum sadece. Vallahi herkes şok oldu. Ben de şok oldum. Yani bir hareket bekledim, göremedim. Ama tabii Andreeva hiç adı da çok sevindirici bir şey. Yani böyle genç bir oyuncu, kendine Tabii. güveniyor. Bayağı hiç geri adım atmadan oynuyor. Mesela o Paris maçında o 1-5 arkadaşlar final setinde 1-5 geride. Ve kontrol tamamen Sonra Paris'e geçmiş durumda o sırada. tamamen yani zaten Paris servis atmaya yani şeye geliyor. 1-4'ten 1-5 oldu. Hatta 1-5 olduğunda şöyle gözünün kenarında bir yaş gördüm ben şeyin. Andreeva'nın. Ah canım dedim. Bir de böyle o kadar da güzel bir oyuncu ki. Bir de böyle hani küçük bayağı 16 yaş görüyorsunuz. Aa falan Paris de kendinden emin. Gayet hani geldi. Maç için servis atıyor. Yani 5-1 zaten önü de açık. 5-2 olur, 5-3 olur. Hani var, süresi de var. Hadi stresten kapatamadı diyelim. 5-2. Yani Daha orada 2 ve stres hissetmedi de 5-2 maç puanını kaçırdıktan değil mi? sonra ciddi bir strese girdi Ya Pari. şimdi yani arkadaşlar Mira 2-5 0-40 geride. 0-40 mı öyle bir şey var. Oradan Bir maç puanı var galiba, bir 0-40 maç değil. puan ya da bir 40 maç puanı 40-30. var. Yani Evet, öyle bir 40-30 şey. mı var yani hani 2-5 öyle bir şeysi var. Maç puanı var. Oradan sen kaçır. Oradan 5-3, 5-4, 5-5 olaylar bir sarpa sarsın. Ya ben şeyi merak ediyorum. Mesela böyle bir şeyi düşündüm ben. Hadi tamam Andreeva bravo bir momentum değişikliği oldu. Aa, coştu gitti. Paris ne yaptı? Yani Paris mesela böyle bir kaybetme deneyimi yaşayan bir oyuncunun Evet. geri toparlanmasında mesela koç ne demesi lazım? Yani ya da oyuncu ne yapacak da kendine bir daha inanacak? Ya yani insan der ki ben 5-1'den bu maçı böyle hem de Grand Slam'de nasıl verdim? Onu ne yapacak yani? Ben onu o kısmı çok merak ettim. Ya dedim ki Pari bundan sonra toparlanırım. Nasıl toparlanır bu oyuncu? Yani o çok etmeden bahsediyoruz. Evet. Daha doğrusu her zaman illaki çok olmuyor. Bazen diğer taraf çok iyi oynamaya başlıyor. Maçlar dönebiliyor. Ama burada ekstrem bir durumdan bahsediyoruz. 5-1 Evet. çünkü. Yani bunu hani Evet. son set 3-2'den 3-1'den veya ne bileyim 6-1, 4-3'ten 4-3'ten falan değil. Değil Burada yani. 5-1'lik bir durum var. Bunu Eda yanlış hatırlamıyorsam 2-3 sene evvel senle Polona Hersog'la Coco Gauff Wimbledon'da bir Ya. maç oynamıştı. Ya Ve Herzog. bu konuyu Doğru. konuşmuştuk. Evet, bu Evet konuyu evet o doğru. maç O da içinde perişanları konuşmuştuk. oynamıştı bu son. Evet. Hatırladım bak şimdi. Bence Sendeki hafıza kimsede yok. yok yok, dertli canım. Öyle Sağ ben de ol. bir Sadece böyle bir teniste işe tatlı. yarıyor benim Ama hafıza şimdi da. sen Evet. söyleyince hatırladım bak ben de. Şey, Doğru konuşmuştuk. sadece teniste yarıyor. Anahtarı cüzdanı her yerde unutuyorum. Neyse. Tekrar tenise dönelim. Burada Paris, yani Hersog'un o zaman yaşadığını Paris de burada yaşadı. Tamam, Andreeva'ya şapka. 5-1'de Evet vücut işte ona diliyle, şapka da. 5-1'de, 5-2'de hakikaten o maçı bırakmadı. Hala vücut diliyle ben buradayım, ben savaşmaya hazırım, sen bitireceksin bu maçı dedi. Ve işte Paris bitiremedi. Yani yapamadı. 5-2'den sonra 5-3 olduktan sonra inanılmaz bir stres bastı Paris'i ve bunu gözünle görebiliyorsun. Yani bazı oyuncular öyle bir strese giriyorlar ki choke etmeye veya ne bileyim dirsek şişmesi deniyor buna. Yani Öyle mi? tabii yani kafanızda biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini, ama yenilgi korkusu, ben buradan maçı çevireceğim korkusu, buradan maçımı kaybedeceğim korkusu öyle bir salıyor ki vücudunuzu, yapmanız gerekeni yapamıyorsunuz. Kolunuz titremeye başlıyor. Eyvah, bu puan da gitti. Hadi burada karşı tarafın hata yapmasını ümit etmeye başlıyorsunuz. Yani Hmm. proaktifliği bırakıp Evet, doğru. reaktifliğe Ki o da veriyorsunuz kendinizi. aslında oyunda gözledik onu. Evet, aynen. Aynen. Karşı taraf da o sırada gaza gelmiş bir durumda için olduğu durumda için sizin 5-1 öne geçene kadar yaptığınız hataları bir anda yapmamaya başlıyor ve bu korku saldıkça salıyor seni ve ondan sonra hiçbir şey fonksiyon edememeye başlıyor. Paris o kadar strese girdi ki, o kadar strese girdi ki bacakları hareket etmemeye başladı. Zaten strese girdin mi? En ilk duran şeyler bacaklar olur. Bacaklar durunca da vuruşlara da bu etkiler. Tabii kolda. Tabii tabii bu arada şeyden bahsetmiyorum bile. Beyinde yaşanan fırtınadan bahsetmiyorum bile. Ama Pari'nin bacakları hareket etmemeye başladı korkudan. Bazı Mira Andreeva'nın köşelere vurduğu orta ayar toplara bile koşamadı. Yani winner'e dönüştü onlar. Ve mesela 5-5'te bir puan var. İlk daha game'in ilk puanı, isteyen dönsün baksın. Pari orada bir an cesareti bulup forehand'i çakıyor tam köşeye. Andreeva koşuyor topu almaya ama tamamen streç olmuş durumda Andreeva.
Harry durduğu yerde bakıyor. Yani böyle Evet, bir doğru vurduktan sonra durdu. bir saniye, iki saniye olduğu yerde bakıyor. Dona Hani kaldı. Harry yetişemesin de şunu, pardon, Andreeva yetişemesin de çeviremesin. Yani çevirecek mi bilmem ne. Halbuki orada yapması gereken o vuruştan sonra direkt fileye gelmesi, ki maçın iyi giden anlarında bunu yaptı Harry. Fileye gelecek. O Andreeva'nın zar zor çevirdiği yüksek topu filede bomboş korta volesiyle bırakacak. Çok güzel bir şey. Ama o kadar strese girmiş durumda ki freeze oldu. Dondu. Aynen, dondu Dondu. işte. Ve Andreeva o topu çevirince yukarıdan bir an hatta hala kıpırdayamadı. Son anda geriye çıkmaya başladı o topu geri çevireyim diye. Orali nötr bir Ali'ye dönüştü ve Orali'yi de kaybetti. Yani hiçbir şey doğru gitmemeye başladı. Bu hani tamam, bir tarafa şapka çıkarmasını biliyorum ama diğer tarafın kafasında yaşadığı Doğru. dramın da farkında olalım. Paris bunu işte bunu Evet. yönetemedi. Yani Paris'in bunu yönetemedi. Kendisi de dedi maçtan sonra zaten. Çok acıyor dedi. Çok acıdı bu maç dedi. Tabii Yani çok çok acıydı çok yani çok ben acı onu verdi. Çok düşündüm. acı verdi bana bu maçı kaybetmek dedi. Yoluma devam edeceğim falan dedi ama bu maçın üstünden gelmem bir süre sürecek dedi. Ve işte şunu da unutmayalım. Paris de genç. Paris de genç ve Tabii. ilk defa orada bulunuyordu. Galiba 20-21 yaşında Paris. Yani 21, 21 sanki evet, öyle o da tabii. genç. O da O da ilk genç. defa bu durumda buldu kendini. Bunun da rolü var. Yani bir bakıma 16 yaşında olmak burada. İlk defa bu işi 16 yaşında yaşamak 3. turu. Belki de 21 yaşında yaşamaktan daha iyi olabilir. 16 yaşında olduğu için daha henüz proses etmeyip daha çılgın her maçı olduğu gibi Çok oynuyor. çılgın. Ha, yani o maçı oynuyorsun Doğru. ama Paris önceden ana tablo oynamış biri. 21 yaşında ama Tamam. önceden ana tablo oynamış biri en azından. Yani olayın daha bilincinde ve yani evet, kesinlikle o Çok bacakları ağır. Evet. vuruşları gitmemeye başladı. Doldu Korkarak dondu. vurmaya başladı. Mira Andreeva köşeye top atıyor. Ay out'a gitsin ümidiyle bakıyor toplara, görüyorsun bunu yani ve evet çok yani Acı oldu. Paris'e üzüldüm yani Tabii açıkçası. tabii ben de yani ben çok Andreeva'yı takdir üzüldüm. etmekle beraber. Aynen ve işte bugün Mira Andreeva Barbora Krejcikova'nın karşısına çıktı işte. Eda bugün İşte. bak aynı Evet. durumda Krejcikova 5-2 önde, son set ikinci ve üçüncü set. Krejcikova 5-2 öne geçti. Asker gibi tecrübeli kadın. Tabii. Önceden slam kazanmış bilmem ne falan. Asker gibi oynadı. Hiç şeyini değiştirmeden, iki defa düşünmeden yani aradaki fark bu. Tabii. Paris ile Krejcikova arasındaki fark. Yoksa Mira Andreeva maçı bıraktı, kesinlikle bırakmadı. Ama şunu da söyleyeyim. Krejcikova'nın bugün Andreeva'ya karşı kazandığı Hı. galibiyet derslik. Krejcikova iyi oynamadı. İlk set iyi oynamadı. Yani onun normal o double faultlar yaptı. Hı. Voleler kaçırdı. Hiç onun karakterinin dışında voleler kaçırdı. Fileye hakim bir oyuncu normalde. Doğrudur, Zaten evet. kaç tane Çiftleri var. evet, çiftleri Şampiyonluğu var. var. O yüzden voleye hakim bir oyuncu. Bir sürü vole kaçırdı. Ve yani sinirlendiği de belliydi. Yani normal yaptığı şeyleri yapamadığı için ilk seti de kaybetti. Çünkü o Ondan da şu... geçen seneyi sakatlıklarla kötü Tabii. geçirdi. Yani onun da çok formlu olduğu bir sezonun sonrası da geldiği bir yer değil. Doğru. O Doğru, yüzden bak bu o da da doğru. hani tekrar toparlanıp bir kendini göstermek, bir burnunu çıkarmak istiyor slamlarda. Çünkü ne konuşuyorduk? Roland Garros'ta şampiyon olmadan evvel dediğin gibi bir sürü çiftlerde Grand Slam şampiyonluğu var. Bu sahnelere alışık yani teklerde de ama Evet. çiftlerde de. O Ve yüzden iki senedir yaklaşık da ilk onda galiba. Yani evet, yani hep böyle buralarda. evet, Vallahi sonuçta katılırız. ama ilk seti kaybettikten sonra Krejcikova backhand ile bir slice, bir düz, bir yavaş, bir hızlı top. Hı. Servisleri dışarıya atmalar, fileye gelmeler. Çok fileye gelmeye başladı. Ne zaman Andreeva Hı stres hı. durumunda olursa fileye gelmeye başladı. Yani bir satranççı gibi oyunu kurup malzeme çantasının ne varsa boşaltıp Andreeva'ya yollamaya başladı bunları. Ve nihayet üstesinden geldi. Çok iyi oynamadan. Yani Aynen. işte Tecrübe, değil top mi? oyuncuların bu marifetini alkışlamak lazım. Şey çözüm üretmesini biliyorlar. Her şey iyi gitmiyor olsa bile. Kesinlikle. Ve işte şimdi karşısında onun çeyrekte gerçekten hiç böyle titremeden gayet çok net skorlarla gelen Sabalenka Buldozer var. gibi. Evet. Buldozer gibi. Bugünkü mesela Anisimova maçı da ki Anisimova da dönüşte ve bence o da çok zorlu bir rakip ya. Hep zorlu bir rakipti o çocuk. Yani bence Anisimova o arkadaşlar tenise ara verdi.
Yani sakatlık değil, mental olarak. Çünkü önce bir babasını kaybetmişti, biraz böyle şeyler iyi değildi falan feşmekan, sonra bir ara verdi. O aradan sonra şimdi iyi hissediyorum diye döndü. Ki o da mesela 3'te 3. turda Badosa'yla falan oynadı. Ben o maçı izleyemedim ama Ben de. Podoroska'yı falan geçti. Gayet iyi de bir yoldan geldi yani. Ve her zaman da çok ters sıkıntı veren bir oyuncudur. Sabalenka işte, ben gece buna kalkmıştım ilk. Vallahi hiç titremedi, bilmiyorum. Hani şöyle bir tahtaya da vuralım. Biz maşallah deriz bir dahaki şeye, pazartesi, salı, salı çeyrek finalde Sabalenka'yı götürmeyeyim de ben şimdi böyle bir maşallah diyeyim. Bilmiyorum ama yarı finalde Goff'la Amerika Açık'ta oynadıkları finalin tekrarı bir maç yaparlarsa çok güzel olur yani. Harika olur, değil mi? Çünkü zaten hani işte nazar değdirmeden diyorum ki Sabalenka Krejcikova'da öbür bu belli olan çeyrek final eşleşmesi. Kadın tarafıyla ilgili ya da bu maçlarla ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Eda, elimizi taşın altına su sokmadık. Demedik ne olacak, kim çıkar buradan yarı finallere, finallere falan. Onu yapalım mı yoksa... İstiyorsa yapalım. Ben şimdi kalben çeyreğe Noskova ile Azarenka'yı çıkartıyorum. Aşağıdan Ben de da sana katılıyorum. Paolini ile Zheng'i çıkarıyorum Tamam. çeyreğe. Oradan kalben, hep kalben bak yalnız, yarı finale ben Azarenka'nın, yani çok hani kazansa kazansın istiyorum ama tabii çok da kalbi şey yapan inanamıyorum, ama yarı finale ben Azarenka'yı çıkartıyorum. Aşağıdan da Zheng diyorum, çık diyorum buraya. Yani Dur, yukarıyı ben Azarenka söyleyeyim. Yukarıyı ben söyleyeyim o yukarı. zaman. Sen aşağıyı. Ben de senin dediklerine katılıyorum ama Dark Horse olarak Noskova'yı Yani tutuyorum. Noskova'yı Yani sen şey yapıyorsun, oradan Noskova, çıkartıyorsun. hatta bilmiyorum, kafası doğru durursa finale kadar bile gidebilir ama mantıken hatta kalben de Azarenka, tamam katılıyorum. Kalben. Ama kalben gideceksen ben Paolini çıksın. Yani Ha, sen Paolini kalben tutuyorum. Paulin diyorsan ben Evet. kalben ben Azarenka çıksın Tamam. Şey, bir de tabii ama mantıken Azarenka ile Chang'ın Sen. burada yarı final oynama ihtimali yüksek. İşte yukarıdan da Goff'la Sabo diyoruz. Ama Aşağıdan diyorsun. yani Pardon, aşağıdan aşağıdan, benim yukarımla aşağım biliyorsun. değil Arkadaşlar ben sabah 4:30 itibariyle kalktım. mi? Artık olaylar Evet. çok karışık, her şey olabilir bu yayında. Sana katılıyorum. Goff'la, hatta Gofla. burada yani başka bir ihtimalle olması bu dakikadan sonra sürpriz olur. Zaten bugünkü aşağıda bugünkü oynanan maçlarda da bence sürpriz olmadı. Evet. Burada Coco Gauff'la Sabalenka yarı finaline Evet. gidiyoruz. Ve o maçı kazananın da turnuvayı kazanma ihtimali yüksek. Hadi bakalım. Öyle dedik, böyle dedik. Hafta içi bir kaos yaratacak mıyız? Göreceğiz. Ve o zaman erkeklere geçiyorum. Şimdi Evet. erkekler de arkadaşlar, yani öyle bir Grigor'un bizi üzüp Dimitrov'un Sorma. bu slam'de de bizi yarı yolda bırakması dışında, yani dediğim gibi erkeklerde ilk altı aynen devam ettiği için öyle çok bir majör bir sürpriz falan yok. Yani işte Djoko burada, Alcaraz burada, Sinner burada, Danil burada. Yani daha zaten hani en beklenilenler burada. Şimdi Andrei Rublev'in maçına bakıyorum. Birer set almışlardı. Üçüncü Üçüncü sette sette tiebreak. Sıkı geçiyor. sıkı geçiyor. Bir de 5-2 öndeydi Alex de Minaur. Yani oradan geldi, tiebreak olacak inşallah. Sen de tiebreak'teler mi? Tiebreak'teler, evet. Ha, ben de daha bir avantaj puanındalar. Ben bir Yok, 30 tiebreak saniye geriden, başlıyor. aynen 30 saniye geriden görüyorum. Burada en büyük sürpriz, yani en büyük sürpriz de değil ama Borges'in, yani Ya Portekiz işte. Borges'in dördüncü tura çıkması sürpriz. Yani Dimitrov maçı değil sadece, Evet, dördüncü bütün o tura çıkması yolu. sürpriz. Evet. Bütün o yolu. Şimdi oraya geleceğiz. Şimdi dilerseniz bugünkü erkeklerde tablonun üst tarafında dördüncü tur maçları tamamlandı. Çeyrek finalistler belli oldu. Yine aynı usul, ben sayayım Mert. Tabii. Djokovic Mannarino ile oynadı. 3 sette geçti. 6-0, 6-0, 6-3. İlk çeyrek finalist. Aşağıdan, yani onun hemen altından ilk çeyrekte Taylor Fritz Stefanos Tsitsipas'la oynadı. 4 sette geçti Sisi. Djokovic'in rakibi oldu Taylor Fritz. Sinner Haşanov'la oynadı. Mesela Sinner'de buradan set kaybetmeden gelen, ona da bir maşallah. Evet, hakikaten öyle. Gerçekten iyi geldi. Siner adını çeyreğe yazdırdı. Şimdi karşısına işte şu an oynanan maçın galibi Alex de Minaur mü, Rublev mi? Onu bakacağız. Bu tablonun
üst tarafı. Aşağıda yarın oynanacak dördüncü turlar şöyle. Heh, bu Fransız Kazo mu bu? Evet, Kazo. Kazo. Bu işte büyük sürpriz yaptı arkadaşlar. Yani ikinci turda Holger Rune'yi yendi. Üçüncü turda Greek Spor'u yendi. Genç bir arkadaş. Hani buralarda yeni. Ve dördüncü turda rakibi Hubert Hurkacz. Dimitrov'un üçüncü turda kaybettiği Borges. Bizim Davidovich Fokina'yı ve ondan evvel Maximilian Mertel'i yenerek gelmişti yola. ATP'de Avustralya Açık'ta dördüncü tur gören ilk Portekizli. Yani acayip bir şey başardı. Evet, Avustralya'da ilk defa. Kendi kariyeri açısından, ülkesi adına çok acayip bir şey başardı. Ya yani Dimitrov gerçekten çok hala şey atamıyorum. Borges'in karşısında Medvedev var. Medvedev böyle sallana sallana oynamıştı. Özellikle Rusuvori maçını. O maç gene konuşuruz, sabaha karşı 3.40 gibi falan bitti. Sonra Felix'le oynadı ama geçti. Yani yarın Kazo, Hurkacz, Borges, Medvedev var. Zverev, Cameron Norrie, Kecmanovic ve Alcaraz. Şimdi bunlar da yarının dördüncü turları. Şimdi buraya tekrar dönelim, tablonun bu tarafına. Zaten sen ne diyorduk? Hani Djokovic'i bu final yoluna doğru giderken en azından yarı finale kadar öyle çok bir zorlayacak ya da çeyreklere kadar. Bu ilk evet, hafta bir pek bir isim yoktu. Birer set kaybederse sürpriz olur demiştik ve kaybetti hakikaten. Aynen, birer setler kaybetti. Mesela Prizmic'le oynadı. Evet. İlk defa orada seyrettik. Acayip bir çocuk. O da genç. Evet. Çok keyifli, güzel maç oldu. Sonra işte ikinci tur Popper'in, üçüncü tur Echeverry. Echeverry de Murray'i, Monfils'i falan yenerek formda geldi. Echeverry işte, formda bir oyuncu zaten. Geldi. Evet. Evet, Arjantin. Ve şimdi direkt şöyle mi bakmak istersin? Yani Djokovic, Fritz olarak mı bakmak istersin? Yoksa işte Mannarino'ya ya da işte diğer maçlarıyla ilgili de konuşmak istersen bu üst tarafı söylüyorum yani. Bu Djokovic, Fritz'le evet. Alakalı. Şu, Mannarino'yu konuşabildik ama geçmiş programlarda konuştuk. Mannarino kariyerin en üst noktasında, 35 yaşında, 36 yaşında yaklaşıyor olabilir. Evet. Şapka kendisine. Burada da çok iyi bir turnuva çıkardı. Ta ki Djokovic'e gelene kadar. Ama Djokovic'in burada olması sürpriz değil. Fritz Tsitsipas maçı bence çok güzel maç oldu. Bugün, bu sabah güzel oynandı. Güzel oldu, evet, bu sabahta. Evet, yani çok güzel. İki oyuncunun da bütün kortu kullandığı, tenisin her bölümünden, her aspesinden vuruşlar gördüğümüz. Voley de vardı, atak da vardı, defans da vardı, slice da vardı, top spin de vardı, iyi servis atmalar vardı, strateji kurma vardı. Çok güzel bir tenis maçı oldu. Yani taraf tutmuyorsanız Fritz veya Tsitsipas'ı tutan, yani bir taraftar olarak seyretmiyorsanız, tenis sadece tenisi zevki için seyrediyorsanız, bence turnuvanın en iyi maçıydı o açıdan. Şimdi Fritz Djokovic'e karşı oynayacak çeyrek finalde. Galiba 8 defa oynamışlar. 8'inde Djokovic kazanmış. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu da sürpriz değil. Yani sonuçta ama Fritz kendine güvenen bir oyuncu. Ama şimdi burada çeyrek finalde en azından bence Fritz Djokovic'in en üst düzeyde baştan sona oynamaya zorlayabilir. Formda da olduğu için. Bence de. Bence Tsitsipas çıksaydı daha enteresan maç olurdu. Ama bakalım, göreceğiz. Fritz de Djokovic'i zorlayabilir mi, zorlayamaz mı göreceğiz. Ama ben tekrar söyleyeyim, Djokovic'i Eda her şeyi herkesten daha iyi yapıyor. Yani bu cümleyi tekrar söylüyoruz. Evet. Djokovic şu ana kadar da öyle. Her şeyi herkesten daha iyi yapıyor. Herkesten daha iyi yapıyor ve evet, bunu 36'nın sonlarında yapıyor. Yani evet, 37'ye aynen, çok bir şey de kalmadı. Aynen. 4-5 ay sonra 37. Evet. Bu arada, onun için ya bir altta Sinner bu formda gelirse Djokovic'i evet, zorlayabilir. Pardon, sen heyecanımız sen o Sinner'de. Yani değil mi? Bir artık bir zorlanılsın. Yani bir şöyle bir kan, ter, gözyaşı görelim yani. Bu böyle olmaz. Sinner de Djokovic gibi geliyor yani. Herkese evet, eze geliyor. Evet, çok güzel geliyor. Şey diyecektim. Bir küçük komik bir şey. Bu Mannarino Ben Shelton'u yendi. 5 setti arkadaşlar. Şimdi Shelton biliyorsunuz 21, Mannarino 35. Ondan sonra işte maç sonu kortta röportaj oluyor ya, işte diyor soruyu soran kişi, işte Adrian sen işte neredeyse bütün şeyi, kupayı 34 yaşından sonra daha çok kazandın, bu hani kariyerinin baharı gibi oldu bu 35, nasıl oldu bu yaşlandıkça diyor. Adrian'dan cevap, tekilaya başladım. Ya çok komik bir adam.
Doğru da olabilir. Doğru da olabilir. Valla çok iyiydi. Ne diyor bunun sırrı ne? O da diyor ki tekileye başladım. Ya öyle de kafada bir adamdı. Bugün 6-0 6-0 çok asla şeyi yansıtmaz. Sabah maçında şöyle bir şeyimi söyleyeyim. Yani bu skoru yani sahadaki çabayı asla yansıtmayan bir skor oldu. Gerçekten çabaladığı, oynadığı ama maalesef şeyleri yani son bitirici vuruşları şeyleri yapamadığı için öyle bir skor olmuştu. Ben açıkçası Mannarino'yu beğendim yani hani beğeniyorum. Beğendiğim oyunculardan biri. Tsitsipas için de şöyle bir ben her bu şeyde söylüyorum ya hani bu Roland Garros'tan sonra finalden ayarlarını bozdu bu çocuk kendine gelemedi. Bu bir de bunun anne babasının didişmesi bitmedikçe yani bu çocuk bu anne babadan koçluk ilişkisini bitirmedikçe herkes bunu geçmeye mecbur. Yani bu mahkum bu çocuğu daha doğrusu mahkum. Bugün gene baktığımda anne ile baba birbirini dı 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 yiyordu. Yani ayrıl artık şu ailenden. Bir tane gerçekten seni böyle ileriye taşıyacak bir sürü güzel iyi koç var. Bir onlardan bir onlar Geldiler de bir sürü. iki koç geldiler Ama hep geçiyorlar ve yanlarına ayrıldılar. Evet. geliyorlar. Yani Evet. hep babanın yanına geliyorlar. Yani onlardan ayrıl kendin bir artık şey yap diyorum. Dolayısıyla Djokovic Fritz'le alakalı olarak da Djoko yani Fritz kazanırsa hatırlıyor musun? Geçen sene mi? Ondan önceki sene mi? Fritz hani bir maçta bir Masters'ta mı? Çok iyi oynadı da bir şaşırdık. Ya bu nasıl böyle iyi oynuyor diye bir konuşmuştuk sen. Kazanmadı Hani mı of ama o sanki onu mu kazandı? Bir kupa kazandığı evet. şeydi. Sanki öyle bir şeyimiz var. Yani öyle kazanırsa, öyle oynarsa neden olmasın diyorum. Ve aşağıdan Sinner. Tertemiz geliyor. Şimdi bu maçta da Deminör herhalde 6-3 gözüküyor benim şu an ekranım ama 3. 6 sette 6 4 6 4 evet. 6-4 Yani oldu. set puanı atıyor Deminor. Aynen. Aldı. Aldı. Aldı mı? 7-6 aldı. 7-6 aldı. Ya o zaman 2 seti cebine koydu. Evet. Ama Sinner'in karşısına şimdi yani Rublev de gelebilir. 5'e de uzayabilir ama sanki yarı finalde Djokovic Sinner daha buradan ağırlıklı gibi gözüküyor. Evet, bu doğru söylüyorsun. Manarino'da hakkında dediklerin de çok isabetliydi Eda, biraz evvel. Bu arada o maçtan sonra Djokovic Manarino maçından sonra bir Djokovic'in bir cümlesi yansıdı sosyal medyaya. Demiş ki işte o kadar baskı artmıştı ki 3. sette o game'i Vermek kaybettiğime istedim. sevindin mi dedi. Ne dedi? Yani Ya o yani kaybetmek istedim gibi bir cümle kurdu Kaybetmek onu. istediğim bir cümle. Şimdi şunu söyleyelim yani bütün konuşması o değilmiş değil mi Eda? Yani Yok, sadece o ben cümleyi canlı söylemedi. seyrettim. Evet. Şimdi ilk sadece o cümleyi alırsan orası ayıp etti. Yani aslında gene gaf. Bence gene gaf. Gaf. Yine Gaf. ayıp Yani bence de yaptığı evet. gene ayıp. Gene gaf da. Şeyin tamamında aslında şöyle bir şey gibi. Yani Adrian'ı çünkü dedi ki çok açılı oynar, insanı zorlar. Gerçekten zorlu maç oldu. Hani rakibini gene de onura ediyor ama önceki şey çok böyle sakil kaldı. Anladın mı? Bir de galiba Yani orada yani seyredenlere de hani seyirciye de biraz şey yolluyor. İğne yolluyor. Çünkü hani onlar onu o kadar tutmaya başladılar ki falan bir tansiyon hissettim Şey gibi falan. yani atmosferden hani ben de şey oldum ben de streslendim gibi bir şey diyecekken o bir kötü gaflı çıktı. Evet. Gaflı çıktı Kötü. ama Yani bu kötü da çıktı. çünkü Gerek yok şöyle bir yani. laf vardır. Yani ağzından havalanan sözcüklerin karşı tarafa nasıl iniş yaptığında hesaba katmak zorundasın. Düşünmelisin yani. Aynen. Gözünde bundan ve bu yani ne bileyim şimdi senin taraftarın olduğun bir oyuncuyu düşünürsen ya mesela birisi Djokovic'in deseydi bu tersi durumda böyle bir şey olsaydı veya herhangi bir oyuncu için o oyuncunun yerinde olsam benim rakibim 3. sette ben onun ilk oyununu kazanmasını istedim falan gibi bir laf etmesi pek Yok, hoşuma gitmezdi yani. güzel olmadı. Fakat işte belki de o gafı hani bir ağzından bir çıkartırsın da sonra kendi Evet. içinde bir Allah dersin ya tüh Evet. böyle dendi diye. Sonrasında çünkü işte Adrian şöyle iyi şöyle açı yaptı böyle açı diye biraz Tanıyorlar da orayı bir birbirlerini zaten. Aynı yaştalar. Uzun aynen süredir tanıyorlar. toparlamaya orada bir çalıştı ama dediğin gibi gaf bir kere çıkmış oldu. Öyle de bir durumu Evet. var. Yani yoksa genelde Djokovic maç soruları konuşmasında Yok. 5 Çok yıldızlık her zaman çok yani. beş yıldız Evet. yani ki burada da işte şey yaptı da o bir gaf ağzından çıktı yani ona bir şey diyemeyiz dedi. Ve şimdi tablonun alt tarafına geçelim mi?
Tabii. Yani Rune ile başlayıp Alcaraz'la biten arkadaşlar. Herhalde bu. Pardon, Tsitsipas yorumuna bir şey diyeceğim. Yani bunu birkaç program evvel de konuşmuştuk. Dediğine katılıyorum bence. Yani Tsitsipas'ın annesi babası olayın çok içinde, çok fazla içindeler. Çok. Ve önceden de bu arada demeçlerinde iki cümle arası bunu ima ediyor Tsitsipas bunun bir problem olduğunu. Ama tekrar ediyorum, bu konuyu da durduracak olan tek kişi Tsitsipas'ın Aynen. kendisi. Yani dışarıdan kimse şey yapamaz. Çünkü onların o zaman bizim aile içi ilişkilerimize müdahale etmeyin deme hakkı var. Stefanos'un burada kendisinin bunu, yani bir problem varsa kendisinin bunu ayağını sağlam basıp düzeltmesi lazım. Onlara Kesin. diyebilir. Siz benim annem babamsınız, sizi çok seviyorum ve annem babam kalın. Tenis Aynen. kısmını ben Aynen. başkasıyla devam edeyim. Deme şeyi var Stefanos'un. Bunu kendisi Kesinlikle. demiyorsa o zaman yani bizim de veya başkalarının da diyecek bir şey Evet. yok yani. Ama işte bazen insan bir şeyin içindeyken göremez Ha, dışarıdaki bir de insanlar diyemiyor da olabilir. Yani diyelim. diyemiyor da olabilir. Yani. Stefanos bunu öyle bir psikoloji vardır ki aile içinde de Stefanos bunu annesine babasına diyemez. Yani siz lütfen ayrı kalın. Çıngar çıkmasın diye. Belki o hani anne baba Aile içi dinamikleri de ilişkisi zedelenmesin. zedelemek Yani bunu istemeyebilir. bilemeyiz. Yani bunu Evet. bilemeyiz biz kesinlikle. Onlar yorum yapmak da zor. Ama Evet. çözüm hani eğer çözüm annesinin babasının tenis kısmından uzaklaşması ise bunu yapacak olan kişi yapması Yine gereken kişi Stefanos Stefanos'un diyorsun. kendisi. Evet. Ve o zaman şimdi tablonun alt tarafına geçiyorum. Şimdi burada Rune, Fransız genç oyuncu Cazo, Arthur Evet. Cazo ile oynadı. Tabii bu çok sükse yaptı bu ikinci tur maçı. Ve Cazo sonrasındaki Greek Spor da hep böyle şey bir oyuncudur yani. O da zorlu. Bence kolay bir maç olmadı ama onu da geçti. Şimdi Hurkaç'la oynayacak. Hurkaç da bu Jakub Mensik'le falan oynadı. Bu baya güzel maç oldu. Burada güzel maçlar oldu gerçi bu alanda. Şimdi yarın sabahın yani yarın gecenin bizde gece onlarda gündüz seansında muhtemelen hani programda tam hangi saate koydular bilmiyorum ama Cazo, Hurkaç, Borges, Medvedev. Bunlar bizim en azından bu tarafta dördüncü tur şeylerimiz. Ben yine sağlamcı bir şekilde çeyreğe Hurkaç'la hani aklın yolu bir diye Medvedev'i çıkarmakla beraber her şey olur. Borges de Medvedev'i yenebilir. Cazo da Hurkaç'ı neden yenmesin de olabilir aslında. Evet, Öyle bir evet. bence tarafı da olmakla beraber ben burada şey safe davranıyorum. Hurkaç'la Medvedev diyorum. Yok ama yani bu olması gereken de bu. Çok da tabii dediğin gibi Cazo yenebilir Hurkaç'ı. Yani teniste olmaz diye bir şey yok ama burada Şey çok yok. az bir ihtimal. Yani Cazo'nun Hurkaç'ı yenmesi, Borges'in de Medvedev'i yenmesi çok az ihtimaller. Medvedev her geçen tur daha iyi oynadı. Forma giriyor. Yani açıkçası şimdi Evet. ilk turda oynadığından çok daha iyi oynadı son Çok daha maçında. iyi, aynen. Borges'in sert sahada en azından Medvedev'e fazla kafa tutabileceğini ben sanmıyorum. Cazo da her ne kadar buraya çok sükseli geldiyse de wild card kendisi. İşte wild card Fransız kontenjanından girdi herhalde Avustralya açık Evet. wild card'ını. Yani bu arada şunu da söyleyeyim yani bu dört Slam'in oynandığı ülkedeki tenisçilerin bir de bu şansı var. Evet, Yani değil mi? Nasıl Slam'lere wild böyle card müthiş alıyorlar. var kartları alıp Evet, yani geliyorlar çok yani. büyük bir avantaj bu. Gelir olarak çok büyük bir avantaj. Şimdi Cazo bu turnuvadan bütün senenin masraflarını karşılayabilir. Yani Tabii. şu da dördüncü Çünkü turda yenilse bile burada sırf bu 375 bin turnuvada dolar diyor ya. aynen bütün Dördüncü senenin tur masraflarını parası. yani kendisinin ve takımının masraflarını karşılayabilir o parayla bir sene boyunca. Bundan sonra kazanacağı her şey cebine girecek. İnanılmaz bir avantaj bu. İlk turda elenmiş olsaydı bile Eda, yani ana tablo ilk turda elenmiş olsaydı bile en azından kendi masraflarını bu 12 ay boyunca çıkarmış olacaktı bu parayla. Yani Acayip bu bir avantaj ya yani. evet yani bu tamamen teniste bu da var. Yani bu dört ülkeden birinin vatandaşı olup oynayabilmek ve iyi bir tenisçi tabii oraya gelmen lazım. O wildcard'ı hak edecek duruma gelmen lazım ama böyle bir avantajları var. Diğer ülkenin vatandaşlarının bu avantajları Yok. yok. Aynen yok. Aynen katılıyorum. Neyse ama Cazo Hurkaç maçı enteresan onu bence ama bence Hurkaç kazanacak çünkü Cazo'nun oyunu da ters ya yani Hurkaç'ın oyunu Cazo'ya da ters gelecek. Cazo'nun return'leri bakalım.
ne kadar sükse yapacak? Yani Hurkaç'a karşı servisini kıramazsan sırf tie-break'lerle oynayıp kazanman zor. Evet, yani bilmiyorum. Ben de net olarak Hurkaç'ta Medvedev'i burada çeyrek Medvede finale diyorum. çıkardım. Şöyle bir maç saati garabeti de oldu. Şimdi güya bir gün önceden başlattılar turnuvayı. Pazar günü maç koydular. Yok işte biz gece maçı koymuyoruz falan dediler. Bu Rusevori Medvedev maçı gayet böyle yalan olmasın 11-12 miydi öyle bir şeyle başladı. Bu 5 sete gitti. Gece 3.40 maç biter mi ya? Yani burada Bu da 40 yılda bir olacak bir şey. ya Yani ama Rybakina ile Blinkova maçı, o tarihi tiebreak ilk maçtı. 3 saatin üzerinde sürdü. Ondan sonra yani eğer ki akşam seansı yapacaksanız 7'den itibaren, isterseniz turnuvayı 28 güne yayın. Bu iki tane maç koyacaksanız, akşam seansını 7'de başlatıp iki evet. tane maç koymayı planlıyorsanız böyle gece geç saate gitme ihtimali var. Ha, Yaş. 3.40'a kadar gitme ihtimali, bu ancak böyle ekstrem iki maçlı olur. Ama gece 12'yi geçme ihtimaliniz çok yüksek. Yani onun için bu masal. Bana sorarsan bu, hani bir gün Ya daha şunu uzattık akşam. anlamıyorum ben. Yani akşam 7 yerine şöyle yapabilirsin. Akşam seansı 6'da başlıyor Altıda dersin. başladı. Bir Veya saat geri çek. Gerçi gene olmuyordu bu maçta. bu durumda yine olmazdı. Yine Yine olmaz. uzardı. Ama biraz daha mantıklı olur. Yani o zaman İki maçın bitmesi için 6 saatin olur 12'den evvel. Yine gidebilir. Doğru söylüyorsun ama bu işte gece geç saate kalmamak için 15 günü uzat. Hayır. Akşam seansını 7'de başlatıyorsan, iki tane de maç koyuyorsan bu ihtimal her zaman var. İstersen 28 günü uzat. O yüzden Aynen ya öyle. 6'da başlatacaksın ya da şöyle bir şey yapacaksın. Sabah seansını 11'de başlatacaksın. Yani bir saat evvelden başlatacaksın ve diyeceksin ki gündüz seansı bittikten, eğer erken biterse, akşam seansı kafamdan atıyorum 5.30'da başlıyordur. 5 diyebilirsin, 6 diyebilirsin. Ya da dersin gündüz seansı bittikten bir saat sonra akşam seansı başlayacaktı dersin. Böylece gündüz seansı erken biterse, ki oluyor bu hafta da oldu. Saat 3'te 4'te biterse 5'te 5.30'da akşam seansını başlatacaksın. Ya da şunu yapsın işte. Yani dedin ya çok ekstrem bir tane oluyor böyle bir şey. Ya gece bir de tamam deyin bu gecelik bu kadar. Yani bunun Tabii. bir kapanış saatini yapmak çok mu zordu? Bak Wimbledon Wimbledon gibi. ne yaptı? Dedi ki benim bir gece kapanış saatim var. Böyle, o dedi ki hani bölge insanları rahatsız oluyor diye. Ama öyle ama böyle. Sen de de ki ya bu maç böyle gidiyor. Daha da var bu maçın potansiyeli. Yani çünkü 3 set oynanmış saat 1 Evet. olmuş. Yani O biz bunu bir de 12'de maçlar duracaktır diye 12'de bir kural dur. Aynen getirebiliriz. dur. Çünkü neden? Bak sabah 7'de yatmış. O sabah 3.40'ta bitti ya. Tabii. Ben dedi Medvedev 7'de yattım dedi. Düşün öbür Evet. sabah 7'de yattı. Öğlen tekrar 12'de kalktı. Tabii. Yemek 12'den düzeni yemek sonra düzeni yemek her bozuldu. şey Ya bozuldu. yani, dünkü Öbür gün yemek maç düzeni, uyku yaptı. saati, uyanış saati, antrenman saati, bütün düzeni dün Her şeyi yaşadığı haş gün. haşat ettiler yani. Evet. Yani Medvedev'in dün geçirdiği gün diğer günlere eşit değil. kesinlikle ve dolayısıyla karşısına hani Felix geldi. Felix'le de hep şeyi iyiydi. Yani hani hep onu yenebiliyordu zaten. Ya daha böyle dirençli bambaşka bir şey gelse bu kadar allak bullak bir vücutla tempoyla valla işte olmayınca olmuyor diyorum ve aşağıya geçiyorum. Tamam. Alt tarafta dördüncü tur maçları Zverev zaten buradan hani bir sürpriz değil Zverev'in buradaki yürüyüşü dördüncü tura şahsen. Değil. O da E, iyi değil. oynuyor bu arada. E, Evet. evet iyi oynuyor. Aşağı Cameron Norrie. Ya zaten Casper Ruud'dan bir beklentimiz sanıyorum senin de benim de yani yoktu. Biz onu hiç o şeylere koymamıştık da. aferin Cameron Norrie diyorum. Ve bir altta da Alcaraz gayet Evet. geldi. Karşısına da bak işte Jack Draper'lar, Tommy Paul'lar falan demiştik. Kecmanovic. O da onun Evet. karşısına geldi. Evet. Dolayısıyla buradan da bir Alcaraz yine safe taraftan Zverev yarı finali Evet. olarak düşündüm ben. Sen nasıl değerlendirirsin bu alt tarafı? Yok, ben şimdi burada bir ufak bir ayrılacağım senden, çünkü bu arada herhangi bir oyuncu kendi ülkesinin medyasından şikayet ettiği zaman Nori'yi getirsin aklına ve fazla şikayet etmesin. Yani bu kadar başarılı turnuvalar geçirip de İngiliz medyası tarafından tamamen göz ardı edilen, bir de İngiliz medyası üstelik, bir oyuncu yoktur herhalde. Yani
Nori bu turnuvada da çok sağlam geldi. İyi oyuncular yenerek geldi. İşte Rude'u da yendi şimdi. Evet. Dördüncü tura geldi. Ve bunu Murray yapsa yer yerinden oynar. Tabii. Veya başka bir İngiliz, kadınlar tarafında bir İngiliz yapsa yer yerinden oynar. Ama Nori yapıyor, fazla bir şey olmuyor. Yani Nori bununla yaşıyor. Yani devamlı İngiliz medyasının onu Biraz yeterince böyle el göz ardı üstünde tut. edilen bir Evet, oyuncusu. yani o şeyden değil, hani kötü bir adam, sevmiyorlar, ters bir, Tabii. onunla da alakası yok. Neyse, yani bu arada Yeni Zelanda vatandaşlığı da var galiba Nori'nin. Onunla mı alakası var ama sanmıyorum. Bilmiyorum. Sanmıyorum. Bilmiyorum. Neyse, sonuçta Nori senelerdir çok sağlam, ters de bir oyunu var. Bu arada onunla alakalı olabilir. Yani Nori'nin oyununu seyretmek illaki zevkli değil. Tekniği biraz değişik, unorthodox. Vuruşları biraz böyle hani göze hoş gelen bir tekniği yok. Belki ondandır ama iş bitiriyor. Yani o oyunuyla adam iş bitiriyor. Solak, ters bir servisi var. Düz bir backhand'i var. Forehand'i rahatsız ediyor. Bazen çok spinli vurabiliyor, yüksek vurabiliyor. Yani değişken bir oyunu var ve bu şekilde galibiyetleri alıyor. Ondan burada bence Zverev'i zorlama ihtimali var Nori'nin. Yani Zverev'i ben diğer taraflarda dediğimiz kadar rahat bir Rahat şekilde çeyrek görmüyorum. finale çıkaramıyorum. Hatta ben Tamam. Nori'yi seçeceğim burada Hadi çeyrek ya. finale çıkar diye. Hadi Evet, bakalım. Nori, ama yani %51, %49'la. Çünkü Zverev iyi geliyor. Şu ana kadar iyi geliyor. İlk Evet. turda çok iyi oynamadı yalnız Zverev ama Evet, o da toparladı ama sanki evet, yol toparladı. üstünde. Gerçi Mikkelsen'le Biraz oynadı. O genç bir yani oyuncu, o ilk defa gelmiş. üçüncü tur için iyi bir kura ama Nori sert oyuncularla oynadı. Yani buraya hak ederek geldi dördüncü tura. Evet. Doğru, O bak ona yüzden bilmiyorum. katılıyorum. Nori diyorum ama aşağıdan sana da katılıyorum. Kezmanovic'i ben şahsen beğeniyorum Ben de ama beğeniyorum. Alcaraz büyük bir ihtimalle Alcaraz buradan da yarı finalde çıkar zaten. Evet. Yani aslında bir Medvedev Alcaraz yarı finalini görüyoruz. Hurkaç'ın şansı yok mu sence? Bence Ya ben Medvedev. gönül olarak Hurkaç'ı yazabilirim. Ben Tabii Hurkaç'ı ben de gönül olarak Hurkaç, gönül evet. olarak yazarım ben. Hubi'yi seviyorum. Bilmiyorum ya, güzel olur. Yani bir tabii Hurkaç Medvedev seyredelim öncesinde. Neden olmasın yani? Her şey Alcaraz-Medvedev son slam maçı da enteresan geçmişti iyiydi. Amerika'daki. Evet, güzel oynamıştı. Bak Medvedev bir Evet. şeyde Ve beğenmiştik. normalde yenemediği bir oyuncuydu Alcaraz. Evet. Orada kırmıştı şeyi, Evet, evet. çok güzel oynamıştı. Hatta demiştik bak hep böyle oyna, acayip oldun falan demiştik. Valla durum bu şekil. Başka eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, hazırız ikinci haftaya. Hazır mıyız arkadaşlar? O zaman bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya şampiyonlar bir belli olduğunda bakacağız. Olaylar nereye gitti, neler oldu? Onları da konuşacağız. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.